Sevgili seyirciler, güzel Sivas'ta ecdattan miras kalan çok özel bir yerdeyiz. Gök Medrese'de çok kıymetli Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ile beraberiz. Müdürüm abi diyebilir miyim? Abi her şey Cemal söyle. Abimle beraberiz. Cemal abi Allah razı olsun, çok güzel bir hizmet yapmışsınız. Hakikaten kaç yüzyıl öncesine gittik? 750 sene. 750. Kim yaptırmış? Hemen Kitabe'yi görüyoruz orada. Şurası mı? Yukarısı. Evet. Umre'a Fiyyamit Sultan Şeyh-i Şahil Muazzam Fiyaseddin-i Kehüsrev İbni Kılıçarslan. Vay. Halledallah devletehu ebede. Allah'u. Allah devletini baki kılsın. Amin. Kılıçarslan oğlu Gıyaseddin Kehüsrev döneminde burası imar olundu. 1200? 1271 yılında, bu seneye tekabül etti mi, 751 seneye bugün girdik. Bu sultan Konya'da. Konya'da. Yapılan bütün saltanata bağlı, sultanlığa bağlı eserler mahiyetindeki insanlar tarafından. Yakın. Ama kim var başında? Kim var? Vezir hemen ikinci sıradaki yazıda. Şurada değil mi? Şeyh-i Şair Muazzam diye. Orada da ayrı bir övgü verilmiş. Düstur sahibi, ilim sahibi ve dirayet sahibi bir vezir. Fahrettin Ali bin Hüseyin diye geçen Fahrettin Ata. Şimdi yapım tarihine baktığınız zaman hepsinde kayıtlar var. Evet. Fahrettin Ata bin Ali bin Hüseyin. Yani burayı yaptıran vezir. Peki bir şey, Selçuklu veziri. Çok özür dilerim. Kitabelerin hepsi, burada her şey orijinal mi? Tabii her şey orijinal. Hey maşallah. Burası bir de, bakın size bir ince ayrıntı veriyorum. İki tane eser aynı dönemde yapılmış Sivas'ta. Yani Gök Medrese ile beraber. Beraber çifte minareli medrese. İşte enteresan olan ayrışım burada. Orada İlhanlılar hakim, Mehmet Cüveyni vezir o yaptırıyor. Burada aynı dönemde Selçuklular ait bir medrese. Allah burayı da Fahrettin Ata bin Ali bin Hüseyin yaptırıyor. Böylece adeta bir rekabet var. İkisi de Türk değil mi? İkisi de Türk. Değil biri mi? Moğol yani. Biri Moğol. İlhanlı. İlhanlar Moğol mu? Tabii İlhanların kökeni değil mi? Moğol'dan yiyor ama İslamlaşmışlar. Yarış var aralarında. Vay. Yarış ne? İlimde bir yarış var. Onun en güzel sembolü bu iki eserdir. Vay maşallah. Ve burada tabii yaparken geldikleri yerden, bölgelerden ne kadar mimari, teknik o dönem içerisinde statik bilgiler varsa hepsiyle beraber aşağı indiğimiz zaman beraberce bakalım. Tamam, aşağı inelim. Evet, burada hemen yazı leyzugûneke bi ebsârihim lemmâ semû'u zikra diye devam eden Kalem Suresi 50. ayet. Yani nazar ayeti. Buraya ecdadımız nazar ayetini koymuş mu? Vay, hemen vay, üzerine çıkmış. Vay, vay. Bakın çok enteresan, şaşıracağınız bir şey söylüyorum. Hı hı. Şaman kültüründen gelen hayat ağacını koymuş. Ama Müslüman o zaman. Ya ama olsun, kültüründe bu var. Hiçbir şeyini silmiyor. Yani tarihteki kendisine ait olan ne varsa hepsini burada gösterebilir. Hı. Ve burada ortada uçan bir insan göreceksiniz. Şu tam sağ, hayat tabii, ağacının sağda ortasında. Sağda solda tabii kuş. Yani hayata dair nar. Hatta narı tarif ederken narı bir dünyaya benzetip. Bereket. Nar bereketin sembolü. Aynı zamanda nar içerisinde katmanlar ırkları da ayırıyor. Yani kabileler ırkları ayırıyor. Nar tanelerin hiçbiri diğerine benzemiyor. Bu da insanlara benziyor. Vay. Yukarıya doğru çıktığın zaman hemen bir yukarıda Selçuklu yıldızını görürsünüz. Evet. Çekirgen Selçuklu yıldızı. Yukarıya doğru çıktığınız zaman artık buranın niçin vücut bulduğunu, hayat bulduğunu anlatan çalışmalar başlar. Daha yukarıda. Oradaki yazıya baktığınız zaman evet yazı. Galen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diye devam eden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri var. Kitabeler dediğimiz kitabeler. Tamam. İki şeyden bahsediyor. Bir, ilimden. İlim sahibi insanlardan, ilmin hayat bulmasından. İkincisi de cömert insanlardan. Vay. Yani harcayan, oradaki hadisin mana itibariyle her sabah melekler Allah yolunda verip cömertlik edenler için istiğfar ederler. Vay. Bağışlamalarını isterler diyor. Ay ne güzel. Böylece övüyor. Hadis-i şerif değil mi? Tabii. Ama vermeyi övüyor. Ay. İlim ve malı Allah yolunda harcamayı öven hadislere ve sözlere rastlarsınız. İçeride de var değil mi? İçeride. Bütün kitabeler, pencere maşallah üstlerinde her birinde aynı şekilde kitabeler var. Bizde ecdadımız üç ayaklı sehpa usulüdür. Hamam, okul, medrese ve cami. Ya. Hamama giden bedenini temizler. Camiye giden ruhunu arındırır. Okula giden, medreseye giden ilmini ve irfanını artırır. Ne güzel. Böylece üç yönüyle tertemiz bir nesil yetişir. Cemal abi yürüyelim mi şöyle? Evet buyurun. Şimdi burada baktığınız zaman bu motiflerin her biri bir mana içeriyor. Bunu sanat tarihçiler, mimarlar, bunun üzerine çalışan nakkaşlar, güzel sanatlardaki ekipler çalışmalar yapıyor.
Burada size gösterilecek iki şey daha var. Bakın şurada bir yaprak görüyoruz. Evet. O yaprağa baktığınız zaman o hayat ağacından hayat sonra gördüğümüz ne? Bu da şu anda Uzak Doğu'da kullanılan Türklerin eski kullandığı hayvan takvimidir. Aha, öyle tabii mi? İçerisinde hayvan başları göreceksiniz. Aha. Ve aynı zamanda bunların burçlara da delalet ettiği söylenir. Hı hı. Burçlarla ilgili. Hı hı. Burada mimarın kendi ismini gizleyerek yazdığı ama çok rahat okunan bir mührü var. Gizlemiş mi ismini? Ya gizlemiş gibi. O şeyden gibi. Mi? Hani enaniyet olmasın diye. Yok. O artık o gün içerisinde zaten müsaadesiz bir şey yapılmıyor. Tamam. Böylece bu eseri de bu yaptı nerede diye. İsmi? Hemen şu sütunu takip ediyoruz. Sütüncenin başında. Orada yazı var. Ameli Üstad yazıyor. Ameli Üstad. Burayı ne yapan demek? Mimar. Simetliğine dönüyoruz. Hemen karşısında. Orada da var. Kalyani Konevi. O Konyalı ki? Kalyan. Ha. Konyalı mimar. Var, Kalyan'dır. Var, var. Burayı yaptıran. Bakın burada dil, din, ırk ayrımı yoktur. Yok. Neden? Herkes kendisinde ne varsa onu paylaşıyor. Hı-hı. Kimde ne varsa ondan paylaşılıyor. Yani kim ne sanatı varsa, ne hüneri varsa ortaya koyuyor. Ve burası da son 5-6 sene içerisinde yeniden büyük bir restorasyon geçirdi. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz uhdesinde ve ta bakanımızdan, cumhurbaşkanımızdan özel ilgiyle hamdolsun bugün ayağa kaldırıldı. Aynen. Buraya tek bir üniversite veya tek bir amaca matuf kullanılmış ihtisas medresesi diyemezsiniz. Hı. Yani tıp fakültesi diyemiyorsunuz. Hı. Tamamen ilahiyat fakültesi diyemiyorsunuz. Aslında bir ilim merkezi. Tabii ilim merkezi tamamen ve ilim buradan merkezi. Yetişenler İstanbul'a, sahne semana yani Fatih üniversitelerine, medreselerine gönderilir. Vay. Orada artık icazeyi tamam ederler. Burada yazılmış eski eserler, hı hı. müellif eseri dediğimiz kitaplarımızda mevcut. Bunlar peki oradan burası, içeriden burası çıkan bir zaman taş müzesi olarak kullanılmış. Ha, yani mesela. Taşlar dışarıda bulunan şehirde ne kadar taş varsa getirtilmiş. Bu taşları ölçtük, hı hı. ve buraya yerleştirmeye çalıştık inşaat halindeyken, hı hı. bu taş buraya ait değil. Ha, değil. Biz demiyoruz tabii. Ha. Bunun mimarı tabii. var. Bunun yani tarihçiler var ve bir de hattatlarımız var. Büyük hocalardan istifade ettik ve burayı o taşları da burada sergiledik. Hı. Bu Ayetel Kürsi. Ve yazı Kufi yazıyla yazılmış. Vay. Selçuklu Kufisi dediğimiz Kufi ile yazılmış yazılar. Çok ihtişamlı, çok güzel, çok karizmatik, böyle insanı hakikaten cezbediyor. Evet. Cemal abi hakikaten çok güzel. Şu tarafa gidelim, o köşede. Buyurun. Orayı da çok bir değişik mesela evet. bir mimari. Orası ne oluyor tam köşe? Burası Payanda. Payanda. Yani güçlü durması, binanın korunması adına. Ha. Ancak üzerindeki palmetler ve Rumiler, Selçuklu'nun kullandığı sanattır bu. Hı hı. Bitkilerden faydalanarak yapmış oldukları motiflerdir. Hı. Hiçbir şey boş geçmemişler. Tabii, Ecdat böyle her şeye bir incelik, bir narin, bir naif, bir böyle bir güzellik katmış. Aynen öyle. Taş duvar dememiş yani. Hayır. Bir de bir şey söyleyeceğim. Mesela bu turkuaz mıdır o? Evet. Bu, çok güzel böyle Çinliler biliyorsun Çinliler onlar. Var mesela. O tabii. Minarede, komple Çinlidir. Komple mi? Tabii. Ve o Çinlilerin etrafı mesela onlar bilezikler diyoruz biz diğerlerine. Hı. Bileziklerden deforme olmuşlar oldu. Onları yeniledik. Hı hı. Ama çoğu orijinal çok bu şekilde. Güzel. O orijinalini korumaya çalıştık. Bizim Selçuklu'da, bizim Osmanlı'da, bizim ecdadımız. Amen. Selçuklu birazcık daha böyle mimariye sanki daha şey yaptı. Tabii birbirinden ayırmak mümkün değil. Çünkü değil, tabii, Osmanlı Selçuklu'nun devamıdır. Devamı, aynen. Yani aynen, bu farklı bir kuruluş, farklı hı. bir devlet yapısı. O gün o ihtiyaç vardı. Bunlar kendi rollerini oynadılar. Hı. Epiktetos diyor ki, Tanrı beni bir rol için yarattıysa, o rolüm de ayağı topal, üstü başı yırtık bir çöpçü rolü ise, rolümü güzel oynadığım zaman vay. Rolünü oynayamayan kraldan üstünüm ben. Vay. Onun için hayatı rol oynamak güzel olarak algıladığın şey. Zaman Selçuklu rolünü çok güzel çok oynamış. Güzel Osmanlı hakeza rolünü çok oynamış. Güzelmiş. Kendi medeniyetinin dönemi. Elbette zaman içerisinde her şey gibi yıkılmak insan içinde mukadder, devletler içinde. Vay. Ama ustada kalırsa bu öksüz yapı onu sürdürmeyen çırak utansın. Vay. Evet, buradaki kitabelere baktığınız zaman ve innel mesacide lillah felâ tedû maallâhi ahade. Allah'ın mescitlerinde Allah'tan başkasına dua etmeyiniz. Vay. Anlıyoruz ki bura mescit. Mescit. Ve burası buraya bakıyoruz. Efdalu ibadet ümmeti kıraatul Kur'an. Ümmetimin en üstünü Kur'an okuyanlardır diye burada da ayrı bir açıklama. Yani burası da kıraat ilimlerinin hafızların kıra okutulduğu, okunduğu Vay. Yer.
Yani artık odalar bile, hücreler bile bir amaca matuf tahsis edilmiş. Çok güzel. Yani ne yapacağınızı burada programlamışlar tabii bina yapılırken. Çok güzel. Şimdi içeriye girdik sevgili seyirciler, sağlı sollu. Evet. Gördükten sonra devam ediyoruz. Havuza doğru gidiyoruz şöyle. Cemal abi, çok güzel olmuş, çok ihtişamlı, hakikaten çok güzel. Restorasyonu şu anda tamamen bitti değil mi? Son rutuşlarımız da tamam. Bu restorasyonlar çok uzun sürünce, yapılmayınca kız sözlüsüne demiş ki, sevgilim seninle benim aşkım Gökme Desen'in restorasyonu gibi olsun. Hiç bitmesin demiş. Vay, o kadar. Tamam mı? Bunun üzerine diyorum ki ben geldim, bize nasip oldu bu dönem. Ben onu nikah masasına oturttum. Ve böylece o aşkı biz nikahla tamamladık. Bura bir zaman taş müzesi olmuş. Burası 1926 yılında İmam Hatip Okulu olarak meclisten karar çıkmış okul olarak burada okuyan yaşlılar var. Bunlar koruyucu çatıdır. Orijinalde kiremittir bunlar. Buranın asıl mimarı analım Orhan Cezmi Tuncer. O kitabı 1978 yılında burada kazı yaparak buradaki bütün şeyi, projeyi çıkarıp önümüze kitapçık halinde sundu. Ben ölürsem kaybolmasın diye de arkasına planlarını yerleştirmiş kitapçığın. 90 yaşına dayandı. Koca geldi. Tabii buranın danışmanı onun bizzat denetiminde ve gözetiminde burası tamamlanmış. Allah razı olsun. Şimdi bu sağlı sollu sınıflar değil mi? Öğrenci odaları. Asıl kışlıkta şu içeri odalar, büyük odalar. Burada. 50'şer metre takriben büyüklüğünde odalar. Orada da eğitimler yapılmış. Her vakfedilen eser vakfiyesine uygun şekilde yapılmalı ve hizmet vermelidir. Tamam. Şimdi ben okulları doldursam buraya sığmaz. Ecdadım da hayatta olsa buna razı olmaz. Üniversitelerimiz yapılmış. Evet. Ama biz sembolik olarak Cumhuriyet Üniversitesi ile bir protokol yaptık. Burada okutulan bütün dersleri gelip hocalarımız, gerek akademik çalışma yapanlar, gerekse yüksek lisans doktora yapanlar sembolik olarak 3 tane kadar oda ayarladık. Sağ derslik ya. Ayarladık. Burada en azından yaşatılmış olsun. Evet. Dini ilimlerden tutun. Diğer bütün ilimlere, edebiyat, şiir, sanat, musiki, nasip olursa programlar icra edilmesi. İnşallah. Ordunun bütün bunlara zemin hazırladık. Yani yaşayan bir müze. İnşallah. Yani böyle gelip taşları, şunları görüp giden değil. Hayat veren, hayat bulan ve seni tarihi süreç içerisinde gezdiren. Hatta nasip olsa siz müsait olunca bir gün gözlüklerimiz var. Bunlar gözlüklerimizde 3 boyutlu, onlarla gezip farklı içerisindeki sunumları görebiliriz. İnşallah. Yukarıda o kubbeler var, 2 tane. Onlar o şey mescidin bir evet, tanesi mescidi. Biri mescidin kubbesi, biri Darülkura'nın kubbesi. Kitabelerde yine Eftalü ibadetü el fıkh, ilmin en üstünü, ibadetin en üstünü fıkıh ilmidir. Hukuk ilmidir. Eyvallah. Ve Eftalü din el vera, onlar dinde de incelik sahiplerdir, hukukçular. Wow. Yani burasına Darül Hukuk, Hukuk Fakültesi diyen var. Darül Hadis, 7 asır burada Buhari ve Müslim ezberletilmiş. Burası Hadis Fakültesi diyen var. Bu şekilde. Bu ama hepsi kullanılmış. Ama hiçbiri değil, ama hepsi. Aynen öyle. Baktığımız zaman kitabımızı mesela Sivas Gökmedes'e ta 78'li yıllarda yazılmış bir eser olarak önümüze geçti. Ve hocamızın bize, bakın çizimleri içinde var, Allah fotoğraflamalar Allah var, bakın o dönem kazı çalışmaları var, buluntular vay, var vay, ve bunlarda nerede ne var, bakın aynısını görebiliyorsunuz. Hoca hepsini hazırladı ve bir burada da projeler var. Projeleri var, kaybolmasın diye projeleri çizmiş. Ola ki benden sonra yapılırsa diye, ama ne kadar samimi ve içten yaptığı için böylece o kitabını bizzat burada uygulama fırsatı buldu hoca hayatta. Vallahi çok Orhan güzel. Cezmi hocamız yani, Allah hayırlı ömür versin. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.